yüzden daha çok insan hayatını kaybetti. Ve şu anda içinde bulunduğumuz durum bundan hiç farklı değil. Hiçbir şey değiştirmedi hükümet bununla alakalı. Hiçbir bir arpa boyu yol gidemedik. Yani şu geride kalan 6 ayda yeniden yapılanmaya dair barınmaya da hiç umut veremeyecek misiniz bize? Şimdi önümüzde bizi bekleyen bir yıllardır her depremde, her sarsıntıda bir kez daha hatırladığımız ve hatırlatılan ve haklı olarak hatırlatılan bir İstanbul depremi gerçeği var. Yani bu işte riskli yapılar var. İnsanların bu riskli yapılarda nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda veya yetkililerin nelere dikkat çekmesi gerektiği konusunda bir adım ileri gidemedik mi mesela biz? Şöyle iki konuyu birbirine ayırmak gerekir. Bölgede, deprem bölgesinde 11 yaralı şehirde yapılan iyileştirme çalışmaları, işte afet sonrası yeniden yapılanma süreçleri devam ediyor. Yeterli, yetersiz çok ayrı bir konu. Ama görüyoruz ki 6 aydır insanlar hala çok büyük mağduriyet içerisinde. Dolayısıyla bu iş yeterli olmadığı ortada. Asıl sıkıntı, yani olan oldu bölgede. Artık daha fazla yani kimse böyle kitlesel olarak ölecek bir durum yok şu anda. Ama evet, kanser vakaları artabilir. Evet, işte hijyen sorunu, susuzluk, sıcak, bir sürü şey. Yaşlıları, bebekleri, çocukları, hastaları çok olumsuz etkiliyor, etkileyecektir de. Ama şimdi onu bir kenara koyarsak, sonuçta Türkiye bir deprem ülkesi. Ve Türkiye önümüzdeki süreçte İstanbul'da Marmara bölgesinde bir deprem bekliyor. 7.2 ile 7.6 arasında inanılmaz büyük bir depremle üretebilecek bir potansiyel var burada. Ve bu meydana geldiği takdirde biz şu anda nasıl Maraş depremlerinde halk tamamen askersiz, işte Kızılay'sız, Afat yetersiz, ne bileyim işte doğru düzgün bir sivil savunma sistemi olmadan bununla karşı karşıya kaldıysa, şu anda aynı durum geçerli. Hala asker yok ortada. Asker şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri 1959'dan bu yana iktidar müdahale edene kadar afetlerle mücadelenin asli unsurudur. Çünkü afetler tanımı gereği onlarla mücadele etmek için hazırlanmış unsurların yetersiz kaldığı olaylar. Yani kapasite yetersizliği sorunu ve devasa bir kapasite eksikliği sorunu bu. Bu kapasiteyi giderebilecek tek yapı toplumlarda, ülkelerde, devletlerde ordudur. Çünkü bir ülkenin en güçlü kası, en büyük kası, en hızlı kası ordusudur. Afetlerde çok hızlı müdahale edilmeyi gerektiren süreçler olduğu için, çünkü depremlerde hele en çok insan ilk 24 saat kurtarılır. İlk gün kurtarırsınız en çok insanı. Evet. İkinci gün daha az kurtarırsınız, üçüncü gün daha az kurtarırsınız. O ilk günün de ilk saatleri en çok insan kurtarırsınız. Dolayısıyla orada olmak lazım. Yani oradaki ekiplerin harekete geçmesi gerekirken, koskoca Malatya'da ikinci ordu var. Türkiye'nin zaten 3 tane ordusu var. Bu ordu bekletildi, yerinde bekledi. Çıkmadı. Çıktı sonra geç çıktı. Az sayıda çıktı, plansız çıktı. Şimdi en kötü plan plansızlıktan iyidir derler. Bir planı olmadan asker ne yapabilir ki? Üniversite öğrencisi kadar yapar yani. Tamam, kol gücü olarak yapar. Ama önemli olan biraz önce dediğim gibi hangi köye hangi birlik gidecek? Hangi meydanı hangi birlik tutacak? İşte hangi sokaktaki emniyeti, asayişi kimler sağlayacak? Bütün bunların planı vardı. Çünkü afet dediğiniz şey öyle salı perşembe gelmez ama geldiği zaman böyle gelir. Korkunç bir bedel ödetir. 54 bin kişi öldüğü söyleniyor. Bölgeye gittiğinizdeki herkes size diyor ki bunun en az 3-4 katı belki 5 katı can kaybı var burada. Hiç kimse kimseyi kandırmasın diyorlar. Bilmiyoruz yani doğru düz bunların hiçbirini, bu verileri. Ve şu anda aynı risk İstanbul için geçerli. Ve İstanbul bölgedeki nüfus yoğunluğunun 20 katı yer yer. Düşünebiliyor musunuz? Hadi orada 11 şehir çok yaygın bir alan etkilendi. Burada da bütün Marmara bölgesi etkilenecek. Yani Bursa'dan tutun, Yalova Bursa'dan Çanakkale'ye, Tekirdağ'a kadar bütün Marmara etkilenecek. İstanbul'a belki çok konuşuyoruz hep İstanbul İstanbul evet. diyoruz ama nüfusu çok fazla olduğu için. Evet doğru. Diğer bütün şehirlerde etkilenecek burada. Gene sivil savunma sistemi sorumlu. Yani gene AFAD'da bütün bu işler. AFAD altından kalkamaz ki böyle bir şeyin, böyle bir operasyonun. Kalkamadı zaten. Kalkamazdı da zaten. İletişimi sağlayamadı. Silahlı kuvvetlerinde telsiz var. Türkiye'nin bütün her yerinde asker var ve her yerinde de telsiz iletişim var. Ne olursa olsun telsiz haberleşebilirler. Karadeniz hava gücü var. Helikopterleri var, deniz unsurları var, Sahra Hastanesi vardı. Tabii askeri sağlık sistemi de çökertildiği için. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elinde etkin bir Sahra Sağlık Hastane sistemi de yok. Eskiden denetim biliyorsunuz, kamu adına kamu denetimi yasayla 1973 yılından bu yana Türk Mimar Mühendisler Odası tarafından yapılırdı. Jeofizik Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, işte Jeoloji Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası gibi bu yapılar yasa oyla, yani yasa da var bunun yeri. Kamu adına kamu denetimi yapmak üzere ve çok da işlerini iyi yaparlardı. Bu da iptal edildi. Yani şimdi bunu da devre dışı bıraktılar. Özel sektör denetimleri geldi. 2020'de yapılan ve milyon dolara satılan depreme dayanıklı diye kocaman tabelası olan binalar yıkıldı. Aynı risk şu anda İstanbul'un da başında.
biz şu anda aynı sahipsizlik durumundayız. Ve bölgede yaşanan yıkımın İstanbul'da çok daha fazlası olur. Can kaybının çok daha fazlası olur. Çünkü buradaki kilometre kare başa düşen nüfus dediğim gibi 20 katı bölgenin. Buradaki yıkımda şehir içinde hareket etmek imkansız hale gelir. Yetmezmiş gibi 4-5 milyon sığınmacı var şehirde. Niye biz bu kadar insanla beraber hayatımızı sürdürmek zorundayız? Bakın Büyükçekmece Gölü kurudu. Terkos azalıyor. Bütün sularımız azalıyor. Biz niye 20 milyon tane yabancıyla bu su, kısıtlı suyumuzu paylaşıyoruz ki burada? Yaşadığımız susuzluğun bir diğer sebebi de bu. Şehrin içinde 4-5 milyon yabancı var. Ve bu insanlar tabii ki haliyle her şekilde su kullanıyorlar, su tüketiyorlar yani hepimizle birlikte. Yok ki bu şehrin o kadar suyu. Ülkenin yok zaten yani. Niçin peki bu kadar yabancıyı burada barındırıyoruz? Sayın Maruki yani o kadar aslında vaktimizin daha uzun olması gereken ve uzun uzun konuşulması gereken, hoş çok konuştuk yani depremin olduğu 6 çok Şubat konuştuk gecesinden, evet. Belki 2-3 ay boyunca her gün her akşam olması gereken de buydu, zaten bunu konuştuk ama işte 6. ayında yine bunu konuşuyoruz ama ne kadar yol kat ettik, ne kadar mesafe kat ettik, ne kadar bilinçlendik, o insanların yaraları ne kadar sarılabildi, şüpheli çok şeyi sorguladığımız bir dönem. Az önce hani sadece binaların hasarını değil bazı manevi değerlerimizi de sorguladığımız, şüphe ettiğimiz ve gerçekten kendi adıma söyleyeyim üzüldüğüm bir dönemdi. Ve kapımızda da bir İstanbul depremi var, her an olası olma ihtimali olan. Umarım güzel günlerde konuşuruz. Umarım ders almış bir şey. Söylememe izin verin. Lütfen buyurun. Türk Silahlı Kuvvetleri biliyorsunuz bu 15 Temmuz'dan sonra Silahlı Kuvvetler'de çok büyük bir operasyon yapıldı. Ve sayısı azaltıldı. Paralı askerlik geliştirildi. Ve böyle askerlik sulandı. Yani ve askerlik tamamen şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri siyasetin emrinde çalışıyor. Bir ordunun siyasete bulaşması dünyada olabilecek en korkunç şeydir. Bu yüzden devletler yıkılıyor zaten. Ordu siyasete bulaşırsa ordu işini yapamıyor. Ordu siyasi aldığı direktifi uyguluyor. Ama siyasi aldığı direktif siyaseten çıkarı olan iktidarın direktifleri. Onun mesela işte Akbelen'de jandarmanın işi mi? Gidip vatandaşın ormanını, suyunu korumaya çalışan vatandaşı darp etmek, engellemek, durdurmak. İşte orduyu siyasete alet ederseniz bu hale gelir. Vatandaşla asker karşı karşıya gelir. Bundan bütün ülke çok büyük bedel öder. Yani canlarımız gider, malımız gider, özgürlüğümüz gider, toprağımız bile gider. Bu işe bir dur demek lazım artık. Nasıl Maruk Eçet, teşekkür ederiz. Öğlen bültenine katıldınız, görüşlerinizi paylaştınız, vakit ayırdınız. Akut kurucusu, güzel günlerde konuşabilmek, görüşebilmek dileğiyle. Şimdi sabah Hatay'ın Antakya ilçesinden bir orman yangına biri gelmişti. Daha doğrusu öğlen saatlerinde gelmişti o haber. Hava sıcaklıklarının artması ve yaz ayları ile birlikte artıyor yangın haberleri de dedik. Bir yangın haberi de Balıkesir'den geldi. Balıkesir'in 6 Eylül ilçesinden geldi bu görüntüler. 6 Eylül ilçesinde bir tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlamış durumda. İlk olarak Hatay'ın Antakya ilçesinde bir yangın haberi vermek durumunda kalmıştık sizlere. Bu defa 6 Eylül ilçesinde bir tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Bölgeye hemen ekipler sevk edildi ve havadan ve karadan müdahale sürüyor. Şu anda da ekranlarınızda yangın helikopterinin yangına havadan müdahale anı, su döktüğü anlar geliyor ekranlarınıza. Karakavak Mahallesi'nde tarım arazisinde başlıyor sabah saatlerinde yangın. Ancak rüzgarlı bir alan olduğu için bu alan alevler kısa sürede büyüdü ve ormanlık alana sıçradı. İşte bu görüntüler ulaştı elimize de ve ardından bir ihbar gerçekleştirildi, bir ihbar yapıldı ve alevlere müdahale edilmeye başlandı. Tam ihbardan 11 dakika sonra şu an yangın helikopterinin su boşaltma anını, dumanların ve alevlerin üzerine su boşaltma ekran görüntülerini taşıyoruz ekranlarınıza. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler müdahale ediyorlar. 3 helikopter ve 2 uçakla havadan müdahale yapılıyor. Bir de 3 ilk müdahale aracı var. İlk müdahale edilen araçlardan var. 15 arazöz de geldi alana ve 82 personel de karadan alevlere, işte şu anda ekranda görmüş olduğunuz alandaki alevlere müdahale etmeye çalışıyor. Alanda 82 personel var dedik. İnsanın gerçekten şu görüntüleri gördüğü an
içi acımaması mümkün değil. İşte bir anda Akbelen'de ağaçlar kesiliyor, bir anda doğal nedenlerden olduğunu düşündüğümüz, sıcaklıkların artmasıyla meydana geldiğini düşündüğümüz orman yangınları, yanan canlılar, ormanın içindeki ağaçlarımız şu anda ekranda. Hatay'ın Antakya ilçesinde öğlen saatlerinde başlamıştı. Ona da havadan ve karadan müdahale devam ediliyor. Balıkesir'de de önce tarım arazisinde başlıyor.